Nurettin Soyak Başyazı Ramazan ayının önemi O doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Ramazan ayı kutsiyetini insanlara yol gösterici olarak gönderilen Rabbimizin kelamı olan Kur'an'dan almaktadır. Bu vesileyle Ramazan ayı Rabbimizin kullarına ihsan ve ikram ettiği çok özel bir aydır. Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayıdır. Ramazanın kadri kıymetini bilenler Ramazan'dan faydalanır. Ramazan ayından faydalanmanın yegane yolu, onda indirilen Kur'an'ın maksat ve ideallerini idrak etmekle mümkündür. O, kamil insan modeli sunar ve kamil insan olmayı teklif eder. İmanıyla ibadetleriyle, ahlakıyla ve sosyal münasebetleriyle kamil bir insan. İslam ahkamının bir kısmına değil, tamamına talip olan bir kamil insan. Bu kamil insan olma yolunda büyük fırsatlardan biri olan Ramazan ayından istifade ederek kamil insan olma yolunda çaba sarf etmeliyiz. Bilelim ki rahmet, mağfiret ve kurtuluşa ermeye vesile bir aydır Ramazan. Her zaman olduğu gibi bu ayda da tüm ibadetlerimizi gösterişten uzak, mükafatını sırf Allah'tan bekleyerek gerçekleştirmeye gayret etmeliyiz. Makbul ibadetler günahların örtülmesine vesiledir. Günahların bağışlanması ise en büyük kurtuluştur. İnsanın amellerinin karşılığı 10 mislinden 700 misline kadar verilirken Ramazan orucunun mükafatı açıklanmamış. Rabbimiz onun mükafatının kendisine ait olduğunu beyan buyurmuştur. Oruçlu için iftar sevinci vardır. Rabbine kavuştuğunda sevinç vardır. Oruçlunun ağız kokusunun bile Allah yanında bir değeri olduğuna göre diğer amellerinin kıymetini varın siz düşünün. Oruçlu için cennet müjdesi vardır. Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz tüm amellerimizi imanımızın, ibadetlerimizin, ahlakımızın kemaline vesile kılmaya gayret etmeliyiz hatimlerle birlikte Kur'an'ın maksat ve ideallerini daha iyi anlamaya, yaşamaya ve yaşatmaya gayret etmeliyiz. Kur'an'ı raflardan, kalplerden, gönüllerden hayata yansıtmaya çalışmalıyız. Dinimiz kolaylık dinidir. Rabbimiz hasta ve yolcu olanların tutamadığı günler sayısınca sonradan oruç tutmalarına müsaade etmiştir. Kullarından her kim de bu hayatı birbirine kolaylaştırırsa, Rabbimiz de hayatı onlara kolaylaştırır. Emri altındakilere işlerini kolaylaştıran amirin, maddi sıkıntıda olanların, sadakalarla sıkıntısını giderenlerin, oruçluya iftar ettirenlerin, yetimleri, öksüzleri, ihtiyaç sahiplerini görüp gözetenlerin, küskünleri barıştıranların, kardeşlerinin ayıp ve kusurlarını örtenlerin, hastaları ziyaret edenlerin günahları bağışlanır, onlara af ve mağfiretle muamele edilir oruçlu tüm azalarını günahtan korumaya azami derecede gayret etmelidir. Eli, dili, gözü, kulağı, mekruh ve haramlardan korumaya gayret etmelidir. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında dualar kabul olur, günahlar bağışlanır, bu ayın hakkını gözetenler rahmete müstahak olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cuma'yı nasıl geçirirseniz Haftanız öyle geçer, Ramazan ayını nasıl geçirirseniz yılınız öyle geçer. Nebevi uyarısını göz önünde bulundurarak bu özel günleri ve geceleri en güzel şekilde geçirmeye gayret edebiliriz. Bunları hem dünya hem ahiret saadetine vesile kılmaya gayret etmeliyiz. Nefsimizin, ailemizin, akrabalarımızın, komşularımızın, ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için çokça dua etmeliyiz ailemiz başta olmak üzere bol bol infakta bulunmalıyız. Bu ayda yapılan harcamalar, Allah yolunda yapılan harcamalar gibi sevap kazandırmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm. Kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip susuzluğunu giderdi. Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip ölümüne engel oldu. Geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. sıla Rahim gelip ona şefaat etti. Onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birine sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp cehenneme götürürken yaptığı emri maruf ve nehi münker gelip kurtardı. Biri cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusuyla döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı. Birine amel defteri solundan verilirken Allah korkusu gelip defterini sağa aldı. Sevapları hafif gelen birine kendinden önce ölen çocukları gelip sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında korkudan titreyen birine Allah Teala'ya olan hüsnü zanlı gelince titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri cennete geldi. Fakat kapılar kapalıydı kelime şehadeti gelip onu cennete koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerine kulak verelim. Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah Teala size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin, Kadir gecesinin, hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip sevabını da Allah Teala'dan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. Ramazan ayı gelince, ey hayır ehli, hayra koş, şer ehli, sen de kötülüklerden el çek denir. Ramazan bereket ayıdır. Allah Teala bu ayda günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin. Ancak cehenneme gidecek olan bu ayda rahmetten mahrum kalır. Farz namaz, sonraki namaza kadar cuma, sonraki cumaya kadar Ramazan ayı, sonraki Ramazan'a kadar olan günahlara kefaret olur. Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap, ve amelinin sevabı da çoktur. Bilhassa oruçluyken çirkin, kötü söz söylemeyin. Biri size sataşırsa ona ben oruçluyum deyin. Gerçek oruç sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. Allah yolunda bir gün oruç tutanı Allah Teala 70 yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır. Temizlik imanın yarısı, Oruç da sabrın yarısıdır.